Ben hata yaparım, doğruları söylerim, günahlar ve sevaplar işlerim. Ama ben yine benim. Ben kim miyim? İçinizden bileyim. Bir simitçi, bir aşçı, bir polis, bir doktor ve en önemlisi bir kadın. Kısacası kadın kafasıyım ve ben her yerdeyim. Merhaba, ben Gizem. Aşk nedir? Aşkın tanımını tam anlamıyla yapabilen biri var mı? Aşkın bana kalırsa bir tanımı yok. Ve aşk sadece bir kere yaşanan bir duygu değil. Ölene kadar insan aşık olabilir. Aşık olunduğunu zannedebilir. Aşk bence bir yanılsamadır. Siz görmek istediğinizi görürsünüz karşıda. Aşk var olan bir duygu değildir. Sizin yarattığınız bir ütopyadır. Aşık olduğunuz kişi bir katil bile olsa, sırf aşık olduğunuz için onun cinayetine bir neden bulabilirsiniz. İşte o kadar tehlikeli bir duygu. Bütün gemileri yakıp, her şeyi yıkıp geçebilirsiniz. Aşkın en büyük sihri belirsizliğindendir. Belirsiz olduğu için sizi içine çeker. Belirsiz olduğu için sizi tatmin eder. Aşka belki de en çok yakışan duygu tutkudur. Sizi gecelerce ağlatan, gündüzlerinizi mahveden o tutku. Onsuz yapamadığınız, sadece bir köşede otursun ben onu izleyeyim dediğiniz andır işte. Aşk ve tutku birleştiğinde hatalar çıkar. Hatalar her zaman aşk ve tutkuya yarenlik ederler. Hatasız aşk olmaz. Tutkunun kendisi zaten bir hatadır. Belki de insana verilmiş en nalet duygulardan biridir. Aşkı tutkusuz, tutkuyu da aşksız düşünemeyenlerdenim. Aşk herkese karşı hissedilebilir. Sizin tipiniz sarışınlardır ama bir anda öyle bir esmerle karşılaşırsınız ki dünyanız başınıza yıkılır. Aşkın boyu, gözü, kaşı yoktur. Olmuşsunuzdur işte. O zaman kendinizi salmanız gerekir. Hayır, aşık olmayacağım, hayır ondan vazgeçeceğim dediğiniz anda aslında sadece çırpınmış olursunuz. Elinize hiçbir şey geçmez. Aşk bizden yücedir. Bunu kabullenirseniz aşkınızı yaşayabilirsiniz. Bazen insan kabullenmek istemez. Hayır, 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 hayır dersiniz. Arkadaşlarınıza, dostlarınıza hayır ben ona aşık değilim dersiniz ama içten içe aslında nasıl bir kuyuya girdiğinizi bilirsiniz. Aşk kadına da erkeğe de yakışan bir duygudur aslında. Sizi güzelleştirir. Cildiniz bile bir parlak oluverir. Ama aynı zamanda bir zehir içmişsiniz gibi ayak parmaklarınızdan saç derinize kadar yukarı doğru çıkarak sizi zehirler. Siz öyle tatlı bir uykuya dalarsınız ki ne olduğunu anlayamazsınız. Uyudum zannedersiniz ama aslında ölmüşsünüzdür. Ben Gizem ve işte bu kadın kafası. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Ben hata yaparım. Doğruları söylerim. Günahlar ve sevaplar işlerim. Ama ben yine benim. Ben kim miyim? İçinizden bileyim. Bir simitçi, bir aşçı, bir polis, bir doktor ve en önemlisi bir kadın. Kısacası kadın kafasıyım ve ben her yerdeyim.